İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bu akşam da her çarşamba olduğu gibi yine Atasesi TV olarak karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz bizim Ata Derneği'nin İzmir Şubesi Başkanı ve Kurucu Başkanı Sema Ünal. Ben Sema Ünal'ı davet etmeden önce kendisiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sema Ünal, 4 çocuk annesi, Almanca öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında orta öğretim kurumlarında görev yaptıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden emekli oldu. Meslek yaşamı süresince yine yurt içi ve yurt dışında pek çok projeye katıldı, üniversitelerde görev yaptı ve sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Mesleki çalışmalarını sürdürürken eğitimin önemi ve hassasiyeti konusundaki duyarlılığını kendi çocuklarına da gösterdi ve hepsinin yüksek öğrenim görmesini sağladı. Halen aktif olarak öğretmenlik yapmakta ve birçok sivil toplum örgütünün yönetiminde bulunmaktadır. Şimdi Sema Hanım'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz Sema Hanım. Buyurun efendim. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok şükür, iyiyim, iyiyiz. Sizler nasılsınız diyeceğim. Siz Çok nasılsınız? teşekkürler. Bugünkü Sema Hanım'la bugünkü konumuz Atatürk'ün mucizevi öngörüleri konusunda olacak. Şimdi biz Sema Hanım'ı dinliyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün 17 Ağustos, 99 depreminin yıl dönümü. Evet. Orada kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Zorlu günlerdi. Hala Çok. izlerini taşıyan pek çok ailemiz, insanımız var. Allah bir daha yaşatmasın, bunu temenni ediyorum. Amin. Evet, amin. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı. Konumuzu biraz önce ifade ettiniz. Atatürk'ün mucizevi öngörüleri ismini adını verdim ama beni etkileyen bu konudaki söyleşiyi yapmaya yönlendiren gazeteci yazar Ali Bektan'ın bir kitabı oldu. Ali Bektan Atatürk ve Parapsikoloji isimli bir kitabı Ali Bektan'ın yayınlandıktan sonra bu kitabı okurken bunların ne kadar hani psişik güçlere dayalı olduğunu, yani Atatürk'ün öngörülerinin ne kadar psişik güçlere dayalı olduğunu, ne kadarını onun doğasında getirdiği ve sonrasında da büyük fedakarlıklarla, özveriyle kendisine yüklediği araştırmalarıyla, okumalarıyla ve gözlemleriyle kendisine yüklediği bilgiye dayalı olduğunu epey sorguladım kendimce ve bunun üzerine de zaman zaman bazı kaynaklara müracaat ettim. Oradaki gördüğüm, okuduğum öngörüleri göz önünde bulundurarak Evet. ve birçok hem Atatürk'ün sağlığında kaleme alınmış hem sonrasında vefatından sonra da aramızdan ayrılışının ayrılıştan çok yıllar sonra da kaleme alınmış kitaplar ve yayınları gözden geçirdiğimde ki bunlar o dönemin yazarları, gazetecisi Salih Rıfkı Atay, Hilmi Yücebaş gibi, Şevket Süreyya Aydemir tek adamda hep bu Evet. kitapları okuduğumda dikkatimi çeken bir şey vardı. Tüm yaşamı boyunca Atatürk erken yaşlardan itibaren söylediği, ifade ettiği bazı o gün için olabilirliği hayalmiş gibi olan ya da böyle şey de olur mu dedirten ifadeleri yıllar içerisinde hem sağlığında hem de vefatından sonra onu aramızdan ayrılışından sonra defaten bunların doğrulanması, yaşanması insanlığın bu öngörülere şahitlik etmiş olması. Burada en çok dikkatimi çeken şu olmuştu. Atatürk 1907 senesinde Selanik'e
görevlendirildiğinde kolbaşı ağzı olarak, kıdemli yüzbaşı olarak Selanik'e görevlendirildiğinde orada yakın arkadaşlarıyla Ali Fuat sonradan Yüce soyadını aldı. Ali Fuat ve Salih Bozok gibi yakın arkadaşlarıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin oluşumunu sağlıyorlar orada, kuruyorlar ve o çalışmaları sırasında arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk bir harita çiziyor ve bu haritada harita misak-ı milli sınırlarını belirliyor. Birdenbire düşündüm, yani o yıllarda Osmanlı Devleti halen başında Abdülhamit'in olduğu ve halen aktif devlet hayatının, yaşamının sürdüğü bir süreçte Atatürk misak-ı milli ve de ortada hiçbir şey yokken misak-ı milli sınırlarını belirleyen bir haritada haritayı çizmiş olması ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Lozan Antlaşması'yla bu haritanın gerçek olması. Şu an içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını kapsıyor olması. Burada tek bir fark var. Musul, Kerkük, Halep o sınırların içerisinde onun çizdiği. Fakat sonraki zaman diliminde onları alanımızdaki Hatay'ı bile biliyorsunuz 1939'da Atatürk'ün vefatından 3 ay kadar sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katıldı bir referandum neticesinde. Ama onun ön çalışmalarını hastalığı iyice ağırlaşıp da yatağa düşünceye kadar ön çalışmalarını yapıp kuvvetli bir şekilde o noktaya getirmişti zaten Atatürk bizatihi kendisi. Yaşamı el vermedi diye düşünüyorum diğerlerini dahil etmek için. En çok bu etkilemişti beni. Bu nasıl olabilir vurgusuyla. Zaten ondan sonra kitaplarına bolca okumaya başladım. Çeşitli anı kitaplarını ve dediğim gibi araştırmacıların yazarların kaynaklarına, onların yazdığı kitaplar kaynak olarak kendime referans almaya başladım. Sırasıyla ifade etmek gerekirse 1907 senesinde Selanik'teki o ifadedim. 2 sene öncesinde Atatürk henüz yine yüzbaşıyken Abdülhamit'e bir rapor sunuyor. 1905'te, bundan 2 yıl önce o ifadenin. Ve diyor ki özellikle Balkanlarda ve diğer birçok alanda, ki o Balkan kökenli olduğu için zaten oraları orada yaşayan bir birey olarak daha rahat gözlemleme şansı da var. Ama yalnızca orası için değil. Milliyetçilik hareketlerinin gittikçe hızlandığını ve süreç içerisinde çünkü Osmanlı Devleti'ni biliyorsunuz yalnızca geniş bir alan kapsadığı için pek çok milleti bir arada ve dine sahip mensup insanları bir arada barınmasını sağlayan bir ortam. Ve onların arasındaki bu hareketlenme onun dikkatini çekiyor. Bunun bir raporunu hazırlıyor. Ve hazırladığı raporu padişaha gönderiyor. Balkanlarla ilgili ve Orta Doğu'da milli akımların çoğalmasının bu alanların Türklerin elinden kanlı bir şekilde çıkacağı kanaatini vurguluyor ve bunun için buna gerek kalmadan uygun şekilde bunların doğal yoluyla terk edilmesi gerektiği, yönetimin değişmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak tabii dikkate alınmıyor biliyorsunuz. Daha sonrasında da 1914 senesinde Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve biliyorsunuz dünyayı etkileyen bir olay ve Osmanlı'da mütemadiyen o süreç tekrar şey yapmak istemiyorum ama Osmanlı'da savaşın içerisinde buluyor kendisini. Ve dolayısıyla Çanakkale'den başlayarak ki orada biliyorsunuz tam bir mücadele ve set oluşturuluyor. Müttefik kuvvetler oradan geçirilmiyor ama daha sonra
Sevr Antlaşması neticesinde bir işgal söz konusu oluyor. Teker teker en kritik noktalar ülkemizin, vatanımızın en kritik noktaları işgal ediliyor. Bu süreçte yine Atatürk'ün 1918 senesinde Adana'dan dönerek Haydarpaşa'ya trenden inip de karşıya geçtiği sırada 13 Kasım 1918'de Cevat Abbas'a, yanındaki yaveri Cevat Abbas'a söylediği bir ifade var. Kartal istimbotuyla karşıya geçerken orada işgal kuvvetlerinin gemilerini gördüğü zaman ifade ettiği geldikleri gibi gidecekler ifadesi. Tabii o dönemde o kadar negatif ki bu ortam, o kadar olumsuz ki ilk etapta bu hiç de gerçek olacakmış gibi görünmüyor. Fakat geldikleri gibi gidiyorlar. 4 yıl sonrasında bir şekilde değil, büyük badireler sonunda, bu milletin mücadelesi sonunda, Atatürk'ün önderliğinde geldikleri gibi gidiyorlar. Şimdi böyle baktığımızda bunların her birisini birer kehanet gibi algılayabiliriz. Buna benzer bir konuyu hatırlıyorum. Yine okuduklarımdan Selanik'teki o arkadaşlarıyla hürriyet üzerine işte, yönetimle ilgili çalışmalarının güçlü bir şekilde devam ettiği dönemde arkadaşlarıyla bir sohbetleri sırasında onlara görev dağılımı yapıyor. Ve sen şu olacaksın, sen şu olacaksın, sen şu görevi yürüteceksin şeklinde. Salih Bey ona dönüyor. Peki sen ne olacaksın? Sizlere bu görevi veren olacağım diyor. Ve o hepsi gülüşüyorlar, şakalaşma gibi. Fakat bu da gerçek oluyor. Yani evet. Bunlar baktığımızda sanki hani bir hayal gibi ama hayalin ötesinde ve hatta Atatürk öyle anlar ifade ediyor ki tarihler veriyor, süre koyuyor bu ifadeleri de. Bunlardan bir tanesi de şöyle söyleyebiliriz. Yine konudan kronik bir sırayla gitmiyor belki söylediklerim ama 26 Ağustos tarihinde Kocatepe'de büyük taarruzu başlatacağı sıra ufka bakıyor, gökyüzüne bakıyor. Biraz kendisini böyle dinledikten sonra, sessiz kaldıktan sonra dönüyor. İsmet Paşa'ya diyor ki bir an önce aşağıya git, ordunun başına geç, orduların başına geç. Birazdan sis dağılacak, dağılmadan harekete geçelim ki Yunan kuvvetleri bizim, biliyorsunuz zaten oraya gidişini de gizliyorlar. Sanki Atatürk Konya'daki bir futbol maçına gidecekmiş gibi. Çünkü diğer karşı tarafın istihbarat vermemek adına, onları bilgilendirmemek adına böyle bir gizemle yola çıkıyorlar, adımlar atıyorlar. O arada 15 gün sonra İzmir'deyiz diyor. Ve hatta evet, kendisinden sonra 9 Eylül'de, 10 Eylül değil de 25'in 26'ya bağlayan gece bu konuşma oluyor. 15 evet, gün sonra İzmir'deyiz diyor. Ve oraya vardıktan sonra, İzmir'e geldikten sonra Bel Kahve'de bir gün yanılmışım ifadesini kullanıyor. Kahvesini evet, içtiği zaman. Bunlar... Evet Sema Hanım, bunlar tabii şöyle, hani ben açıkçası şöyle düşünüyorum, hani bu bir bunun gizemli bir olay olarak değil de son derece çok okuyan, çok araştıran kesinlikle, bir insan. Kesinlikle katılıyorum. olan. Evet. Kendisi zaten kahin olmadığını kendisi ifade etmiştir. Çok özel bir insan. Evet, çok özel bir insan ve üstün yeteneklerle donatılmış görevli olduğunu düşünüyorum. Yani hani zaten bunu kimse inkar edemez. Hani
bir ulusun değil, yalnızca Türk ulusunun değil, birçok ulusa da mazlum ya da ezilen birçok ulusa da sömürge konumundaki onlara model olmuştur bu hareketi. Onun evet. başlattığı hareketler ve destek de görmüştür. Kesinlikle. O yüzden de zaten hani aradan işte 100. yılını kutlayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın nihayet erdiği biliyorsunuz 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı. İzmir'den evet. denize hani savaşın orada noktalandığı, Kurtuluş Savaşı'nın orada noktalandığı düşünülürse eğer 100 yıl öncesinde yaşananlar, söylenenler evet. sonraki süreçte birçok ülkeye de, millete de model oldu. Ve bunlar bu öngörülerinin tamamen ilim ve bilime dayalı olduğunu, dayalı olarak ifade ettiğini söylemek ben de istiyorum. Tamamen evet. aklını kullanmıştır. Ama üstün bir yetiye sahiptir ki yine araştırmalarıma göre Atatürk'ün numarolojisine baktığımızda evet. Sayılar onun hayatında çok önemli. Çok. 3, 9, 19 sayıları hep gündeme geliyor. Ve 9'u 5 geçebiliyorsunuz. Vefat ettiğinde bir de onları birleştirdiğimizde 19 rakamını buluyoruz. Evet. 19 sayısı Atatürk'ün hayatında çok önemli ve 19 üstadların sayısıdır. 23 aynı zamanda numarolojisine baktığımızda üst düzey ilahi boyutta görevlendirilmiş kişilerin sorumluluk verilmiş ve öngörüsü yüksek. Yani bir nevi İslam yani tasavvufta ledün ilmi dedikleri bildirilen. Yani ama bu havadan gelen bomboş bir şey değil. Hem feraset sahibi hem bu edindiği bilgileri, duyduklarını, araştırdıklarını, öğrendiklerini bir araya getirerek bunları ifade edebilecek yetenek ve güce sahip Atatürk. Dolayısıyla son derece anlamlı buluyorum attığı her adımı. Ve Atatürk zaten içimizden biri. Bir halk insanı aynı zamanda. Halkla birlikte olmayı da özellikle seven, tercih eden, hiçbir zaman ayrı gayrı gütmeden, halkın arasına katılabilen, köylüyle, işçiyle, çocukla, öğrencilerle kaynaşabilen, onlarla hem birebir diyaloglar içerisine girip hem de onlarla birlikte var olduğunu vurgulayan, ayrım gözetmeden üst bir insan, üst bir yüksek yüce tabii. bir ruh esasen. Kesinlikle. Tabii. Ve şu var ki bir vazifeyle yani geldiği bu dünyadan vazifesini tamamlamış olarak ayrılıyor. Bize düşen de onun yaptıklarını doğru şekliyle irdelemek, anlamak ve sonrasında ve onun izinden gitmek. Bütün evet. amacımız, hedefimiz de bu yönde. Yine Atatürk'ün Münir Hacı Egeli ile birlikte kaleme aldığı bir senaryo var. 1937 yılında ben bu bilgileri Profesör İlknur Güntürk'ün Kalıpçı Hanımefendi'nin hazırladığı, yazdığı ki kendisi 38-40 yıldır arşiv araştırmacısıdır Atatürk konulu. Tamamen Türkiye'deki ve yurt dışındaki basını irdeleyerek, araştırarak edindiği bilgileri, bütün derlediği bilgileri bizimle paylaşmıştır kitaplarında. Onun esprileri ile içimizden biri Atatürk kitabında ben bu bilgiye ulaştım. Biliyorsunuz bir operanın 20 günde bir operanın 3 haftada bir operanın yazılıp bestelenip sahnelenmesi işte Şah Rıza Pehlevi'nin geleceği zaman onlara işte Türk-İran dostluğunu vurgulayan, belirten bir senaryoyu içeren bir operanın evet. Ahmet Adnan Saygun'la birlikte bestelenmesini bir her provalarında dahi bulunarak, yazımında bulunarak kaleme alınmasını. Yine aynı şekilde bir film
Münir Hayri Egeli ile bir film senaryosunu kaleme alıyorlar. Atatürk bizzat kendisi. Ben bir inkılap çocuğuyum filmin ismi. 1937 senesinde. Ve el yazısıyla o cümleleri yanlış söylememek için kitaptan okumak istiyorum. Kendi el yazısıyla. Öyle bir ifade var ki yine bize düşen vazifeyi burada vurguluyor. Bir zaman gelir beni unutmak ve unutturmak isteyen hayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve buna taan edenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakınımdan bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilirler. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır gene gelir, feyizli neticeleri kalpleri doldurur şeklinde bir ifadesi var. Yine bunu şeyle vurgulayabiliriz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ifadesiyle de evet. Bunun paralelinde hemen o özdeyişi bizler için esasen hem bir müjde gibi yani evet. Hem şu an, hem bu çağda ya da başka çağlarda yaşanan kaotik durumlar, karmaşanın içerisinde kaldığımızda çaresizlik ya da işte kaçış yolunu tercih edenler, çaresizliği yaşayanlara esasında hayır durun, o asil kan damarlarınızda ve Atatürk'ün izinden gidersek, onu takip edersek, onun yaptıklarını bizatihi uygularsak, çağımıza uygun bir şekilde harekete geçirirsek, bizim kurtuluşumuz olacak. Yine ben bu yayın öncesinde bir video dinlerken orada Atatürk'le ilgili bir videoydu. O videoda da şöyle bir ifade kullanılıyordu. Bir televizyon programındaki bir söyleşiden bu duyduklarım. Orada da yine Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinliyordum açıkçası. Onun üzerine bir yorum vardı. Gençliğe hitabeyi de aynı zamanda Atatürk'ün vasiyeti olarak görüyorum. O da büyük bir öngörü. Her satırı tek tek incelendiğimde içinde yaşadığımız ortam ya da dönemler mutlaka o gün bundan işte 90 sene önce 89 sene önce söylenmiş olan, yazılmış olan, biliyorsunuz o Atatürk 36 saat nutuğu ara vermeden mecliste bizatihi kendisi okuyor diğer milletvekillerine. Ve o son cümle, son satırlar dediğim gibi Atatürk'ün vasiyeti olarak görüyorum. Ve büyük bir asker olan Atatürk'ü, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olan Atatürk'ü, bir bilim adamı olduğunu da iddia ediyorum. O yüzden de söylediklerinin hiçbirisinin boş ifadeler olmadığını, öngörülerinin gözlemlerine, araştırmalarına dayalı olarak edindiği, elde ettiği verileri toparlayıp onların ışığında geleceği ifade ettiğini de vurgulamak istiyorum. Evet. Bu bir iki şeyden sonra bir konu var. Yine söylemek istediğim. Sakarya Savaşı ile ilgili. Biliyorsunuz Sakarya Savaşı 13 Eylül 1921 senesinde zaferle sonuçlandı. Fakat 22 gün 22 gece süren bu savaşın son günlerine doğru bir gün öncesi hatta İsmet Paşa diyor ki Atatürk'e biliyorsunuz o zaman da o meclisten başkumandanlık unvanını almış durumda. Çok şey durumdayız yani artık geri çekilmeler Polatlı'ya kadar geri çekilmiyor. Artık Ankara'ya neredeyse
çok yakın ve o dönemde diyor ki artık gidecek, yani dayanacak gücümüz kalmadı. Biz burada nihayete erdi babından. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yapalım gibi. Ve geri çekilmeyi, daha ileri geriye sürdürmek niyetiyle. Atatürk tabii oradan, cepheden gelen bu bilgileri mecliste paylaşıyor milletvekillerine. Evet. Ve onlardan da işte Konya'yı, Kayseri'yi işaret ediyorlar. Hani meclis taşımak, yani Ankara'dan uzaklaşmak babından. Böyle bir fikir, düşünceyle şeyden, meclisten ayrılıyor ve hemen akabinde İsmet Paşa'ya geri çekilme fikrini onun dile getirmesine rağmen, meclisten karar da bu doğrultuda çıkmasına rağmen, İnönü'ye Yunanlıların savaşı kaybettiğini ifade eden bir telgraf çekiyor. Kutlama telgrafı. Zaferle sonuçlandığına dair. Ortada hiçbir şey yok. Ve ben Eskişehirliyim. Bizlerin çocukluğunda, hala hatırlar mısınız bilmiyorum o dönemleri için. Biz artık internet şu olmadığı için araştırmalarımızı yaparken, öğrenciler ödevlerini hazırlarken canlı kaynak diye biliyorsunuz. Büyüklerimize ya da o meslek sahiplerine, her kimse, konumuz neyse onlara danışırdık. Ben çok iyi hatırlıyorum, ilkokuldayken böyle bir ödevimizi hazırladığım dönemde çok yaşlı bir teyzemiz vardı. Babaannemin emsali, hatta ondan daha büyük yine. Kendisini ziyaret edip bilgiler almıştım. O dönemi hatırlayan, Kurtuluş Savaşı sırasında o gençlik yıllarını geçirmiş olan bir büyüğümüz. Allah hepsine rahmetle muamele etsin, rahmetiyle. Şöyle demişti, kızım dedi ki, Eskişehir'in ortasından Porsuk Çayı geçer, onu besleyen de bir sürü kolları vardır. Evet. Günlerce bu derelerden kan aktı demişti. Yani onu bu cümleye bir çok, hani küçük çocuk aklıyla tahayyül etmeye çalışmıştım, tasavvur etmeye çalıştım, nasıl bir şey acaba diye. Hal böyleyken Atatürk'ün İnönü'ye, İsmet Paşa'ya kutlama mesajı çekmesi esasen, ki kendisi istirahat halinde zaten, ki cephede olmadığı halde, yine verileri değerlendirerek esasen bizim hani dayanma noktamızın tükendiği noktada aslında Yunanlıların da, Yunan ordusunun da tükendiğini ve hatta onların bize göre daha dezavantajlı, bilmedikleri topraklarda, bilmedikleri bir yerde, sayı olarak çok olmalarına rağmen böylesi bir dezavantajları olduğunu değerlendirerek ve sonrasında tabii Sakarya Muharebesi zaferle sonuçlanıyor. Bunlar büyük şeyler. Yine bir tanesini 23 Temmuz biliyorsunuz, 23 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında, 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi'ni yapıyorlar ve Erzurum Kongresi sırasında arkadaşlarıyla bir sürü istişareler yaparken Mazhar Müfit'e Atatürk bazı notlar aldırtıyor. 7-8 maddelik. Henüz bakın daha 19 Mayıs tarihinde Samsun'a çıkılıyor neliklerle ve orada rütbesini, yani asker kimliğini bırakmamakla birlikte üniformasını çıkartıyor. Arkasından Amasya'ya gelip bir tahmin veriliyor. Arkasından Erzurum Kongresi. Kongre sırasında 7-8 daha hiçbir şey yok yani orada. 3-5 arkadaşı yanında ona inanan. 7-8 maddelik savaştan sonra yapılacaklar listesi hazırlatıyor. Cumhuriyet'in ilanı da dahil olan hangi hamleler, iktisatta, eğitimde hangi hamleler yapılacak? Bunları, bu da büyük bir öngörüdür. Daha ortada hiçbir şey yok. Orada Mazhar Müfit diyor ki, şunları not al. İleriki süreçte her birisi gerçekleştiğinde yine Müfit, Mazhar, şu madde, bunu da hallettik, üzerine çiz diye espriyle
bunu da yaptık mı deyip hatırlatmalar geçiyor. Yani olağanüstü bir beyin, olağanüstü bir lider, olağanüstü yetiler ki bu yaşamının 57 yıllık yaşamının büyük bir zaman dilimi süreci cephelerde geçmiş. Evet. Çok hastalıklarla mücadele etmiş. Bunun yanı sıra yokluğu yaşamış, hapis görmüş, sürgünler yemiş. Buna rağmen ümidini hiçbir zaman yitirmemiş ve 1937 senesindeydi sanıyorum bir gazetecinin kendisine işte mutlu musunuz? Mutlu oldunuz mu sorusuna evet elbette mutluyum çünkü muvaffak oldum cevabını veriyor. İnandığı her şeyi hayata geçirmiş durumda. Sosyal bir mucit aynı zamanda. Bir ülkeyi yeniden kurgulayarak, kurgular belki çok basit oldu bu sözcük ama biraz da kurgulama, bir hayalden üretme çünkü. Bir ülkeyi, bir milleti yoktan var etme noktasına getiriyor. Hitabeti çok güçlü olan yazar, düşünür, çevreci, tüm bunları tek tek ele alarak model oluşturacak şekilde hayatının içerisine kendi hem özel yaşantısının hem de çevresindekileriyle birlikte Türk milletine örnek olması, çağdaşlık yolunda, medeniyet yolunda örnek olması niteliğinde adımlar atıyor. Yine bu adımlardan bir tanesi sıkça balolar veriliyormuş biliyorsunuz Ankara'da. Cemiyetler oluşturulsun, Türk halkı kaynaşsın ve aynı zamanda da kadını da evden çıkartmak konu. 10. yıl kutlamalarının yapıldığı bir dönemde 1933 senesinde törenler bittikten sonra, çalışmalar bittikten sonra arkadaşlarını soruyor neredeler diye yakın arkadaşlarının yanındakilere. Diyorlar ki Ziraat Bankası'nın balosunda. Onlar oraya gittiler. Hadi biz de gidelim diyor. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte oraya gidiyorlar. Onlara katılıyorlar. Orada bir tıp fakültesi öğrencisi, Zeki ismindeki tıp fakültesi öğrencisi yanına sohbetler sırasında diyor ki gençliğe neyi hedef gösterirsiniz? Evet. Atatürk bunun üzerine şunu söylüyor ki biliyorsunuz o dönemde Stalin'in başında olduğu bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşturulmuş. Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Rusya'nın hükümranlığında tüm devletler bir araya getirilmiş. Atatürk o yıllarda şunu söylüyor. Gün gelecek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri dağılacak ve 60 parçaya bölünecek. O zaman oradaki dil ve tarih birliği kökleri bizden olan, bizimle olan evet. Kardeşlerimize abilik yapmak, onları bir araya getirmeye abilik yapmalıyız diyor. Ve 89 senesinde Berlin Duvarı'nın yıkılmasının akabinde de zaten 91 senesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılıyor. Ve şu anki Türkiye devletler özgürlüklerine kavuşuyorlar. Biz burada Atatürk'ün nasihatlerini ya da işte vasiyeti diyeceğim, nasihat bile değil. Çünkü hedef gösteriyor yapmamız için. Ne kadarını başardık? Burada da kendimizi sorgulamalıyız aslında. Onlarla ne kadar hani kültürel anlamda, ekonomik anlamda aynı noktaya bakıp hedefleri belirleyip adımlar attık. Biraz burayı da irdelememiz gerektiğini düşünüyorum.
Bilemiyorum ama ben gençliğe çok güveniyorum. Gençlerle birlikte çalışma fırsatları bulduğum için muhtemeldir ki çok güzel ortamları teneffüs ettim, yaşadım. Onların o içerisindeki cevheri, onların fark ettikleri zaman nasıl güçlü bir şekilde adım atacaklarını görebildiğim için içimizden biri olan, bizden biri olan dost Atatürk'ü onlara doğru anlatmamız gerektiği inancındayım. Yaptığımız çalışmaları da eğitim odaklı olarak önce çocuklara ve hatta kadınlara yönelik olarak yürütmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kadınlar annedir. Çocuğun Tabii. ilk öğretmeni annedir. En çok oradan besleniyor temel noktada. Kadınımızın aydın olması, kadınımızın ufkunun geniş olması, kendi gücünü görebilmesi, yapabileceklerini görebilmesinin yolunda onları yüreklendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çok haklısınız tabii. Bir iki şey daha var notlarımda. Bilmiyorum Tabii. siz nasıl Tabii devam tabii edebiliyor buyurun. diye. Tabii dinliyoruz. Şimdi 1900 33'tü sanıyorum. 32 ya da 33 olacak. Adana'ya bir yolculukları sırasında arkadaşlarıyla birlikte. Biliyorsunuz o dönemde şimdiki kadar kolay değil. Her şey trenlerle. Uzunca bir süreç. Evet. Ağır vasıta diyeceğim artık onlara zor giden. Celal Bayar ve diğer arkadaşlarının da bir arada bulunduğu bir ortamda Atatürk diyor ki Adana yolculuğu sırasında diğerlerine dönerek arkadaşlar gün gelecek benim yerime geçecek diyor Celal Bayar'ı işaret ederek. Yani onun adına gün gelecek benim yerime geçecek diyor. Hepsi gülüyorlar. Çünkü Celal Bayar o zaman ne önemli bir görevde ne de başbakan bile değil yani ne de önemli ne de Dışişleri Bakanı. Önemli bir görevi yok. Yalnızca orada diğer arkadaşlarıyla birlikte bulunuyor. Ve onun bu sözüne diğerleri espri olarak değerlendiriyorlar bunu. Ve gülüyorlar. Cümlesinde de şöyle, gün gelecek benim yerime geçecek. Bu komitacıdır çünkü diyor. Evet. Yani o ifadeden sonra işte herkes gülüyor. Yine 1934 senesinde Ali Fuat Cebesoy'un ifadesiyle Ali Fuat Cebesoy'un hatta ifadesi derken bu kayıtlara da geçmiş. Birkaç yerde bunu zikretmiş ve sanıyorum anılarında da var. Birlikte bir akşam vakti meclisten çıkarken odalardan birisinin ışığı yanıyor ve kapısı açık. Birisi de çalışıyor masanın başında. Kapının önünden geçerken gördükleri kişi için Atatürk diyor ki gün gelir devletin başına geçer ama korkarım başını kaybeder. Ve bu kişi Adnan Menderes o gün için Aydın milletvekili genç bir birey, genç bir milletvekillerinden Adnan Menderes için bu ifadeyi kullanıyor. Onu duymamıştım, evet. Ve hatta bunu Nazım Hikmet'in teyzesi Sarra Hanım'ın yeğeni ki onu ben birkaç kaynaktan okudum. Ali Fuat Cebesoy'un bu ifadesini Sarra Hanım'ın yakın dostlarından bir tanesi Ali Fuat Cebesoy ve bunu Büyükada'daki bir sohbetleri sırasında ifade ediyor. Orada da ve biliyorsunuz ihtilalden sonra 1960 ihtilalinden sonra olay gerçekleştiğinde Sarra Hanım bu sözü daha doğrusu fark ediyorlar. O notlara geçiyor. Yani daha öncesinde böyle bir şey ifade edilmemiş. Bir iki şey daha var. Yalnız onların hani gerçekten hani arşivler araştırıldığında bu birçok yerde duydum. Dikkatimi çekti. Onu Evet. araştırdım. Fakat bir yerde de bir araştırmada da bunun gerçek olmadığı vurgulanıyor. Yani uydurma bir ifade olduğu söyleniyor. 1900
1900 kaçtı? 1932 senesinde. Evet. Emek 32 senesinde Amerikan generallerinden MacArthur Türkiye'ye geliyor ve Atatürk'le 1 saat 20 dakika gibi bir görüşmesi oluyor. Başa baş bir görüşmesi oluyor. Bu görüşme sırasında tabii ki dünyada olup biten her şey değerlendiriliyor, konuşuluyor. Bu arada Atatürk'ün bir yorumu var. Diyor ki, Versay Antlaşması ile Almanları çok köşeye sıkıştırdınız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşma. Ve bu hatta bu milli savunma, bir zamanlar biliyorsunuz milli savunma dersleri vardı. Evet. Okullarda, liselerde okutulan. O milli savunma ders kitabında da yer almış olan bir ifade. Amerikan, Almanları çok ezdiniz bu anlaşmayla. Almanlar disiplinli bir millet ve bunu hazmedemediler, hazmedemeyecekler. Çok kalmaz, çok zamana kalmaz. Ve bu arada silahlanıyorlar. Silahlanacaklar ve bu hazmedemedikleri bu olayın hani rövanşını almak istercesine, tam cümleleri evet, tabii ben ifade edemiyorum ama o kitap cümleleriyle rövanşını almak isteyeceklerdir. Bir savaşı işaret ediyor, evet. Evet, işaret ediyor İkinci Dünya Savaşı'na. Çok affedersiniz. Ve bu arada şu yorumu da yapıyor. Ancak Amerika'nın müdahalesinden sonra savaş nihayete erecek. Fakat kazananlar Bolşevikler olacak diyor. Nitekim 1945'te savaşın bitiminden sonra, ki bu savaş biliyorsunuz 30 kadar ülkenin etkilendiği, 70-85 milyon kadar insanın hayatını kaybettiği çok acı, yıkıcı, yıkım, dünya savaşı yani söylenecek bir şey yok. Ama aynı zamanda Atatürk daha sonraki yıllardaki söyleşilerinde, konuşmalarında arkadaşlarının ya da yakınındakileri şunu söylüyor. Bundan sonra yani o İkinci Dünya Savaşı'nın işaret ediyor ama daha sonrasında büyük savaşların olmayacağını ancak ekonomik savaşların gerçeği. Video 100 yıl önce bunu söylüyor Atatürk. Ekonomik savaşların olacağını, ülkelerin bu şekilde birbirleriyle birbirlerini alt etmeye çalışacaklarını vurguluyor. Bütün bunlar muhteşem. Bilimin ışığında ama ciddi öngörüler. Gerçekten hani hayret ettiren psikolojik güçler demeyelim ama içsel içsel bir öngörüyle mucizevi ifadeler. O yüzden hayret ettirtiyor. Yani insana bu kadar da olur mu dedirtiyor ki her yönüyle zaten güçlü bir karakter, duruşuyla, yaptıklarıyla hayranlığımızı kat be kat arttıran özelliklere sahip. Hal böyleyken biz hala onun yeterince farkına vardık mı acaba diye onun yaptıklarını, eserlerini koruyabildik mi acaba diye sormak geliyor içimden. Tekrar ifade ediyorum. Gençlere güveniyorum. Genç olanlara, bizler gibi o genç ruhu hiç kaybetmeyenlere çok güveniyorum. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet. Atatürk kendi döneminde sadece değil, yani yüzyılın lideri. Yüzyılın olmak kolay değil. Hatta bin yılların. Bin yıl tabii. Evet, bin yılların lideri bence. Evet. Ve hala ümit veriyor söylediği sözler. Mesela özellikle bu dönemde Cumhuriyet'le ilgili söylediği sözler, gençlikle ilgili ve bizi çok umutlandırıyor. Tek umudumuz o. O sözlerin gerçekleşmesi. Kesinlikle katılıyorum ve bu hem yani umut verdiğinin ötesinde bu ümidi bize rehber de oluyor yaptıklarıyla. Zaten hani biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Yalnızca onun yaptıklarını ve onun söylediklerini dikkate alarak
Bugün için eğer ki hani ülkemiz ya da insanımız bir sıkıntı içerisindeyse, çıkmazın içerisindeyse ki bunu yaşıyoruz toplum olarak. Buradan sıyrılmak yine onun o sıkışık dönemde çaresizliklerin baş gösterdiği o süreçte yaptıklarını, ifade ettiklerini baz alarak dediğim gibi çağımıza uygun şekilde onları uyarlayarak hayata geçirmemiz bizim refaha kavuşmamız için aslında birer yol. Bu yolu kaybetmememiz lazım. Bunun içinde doğru anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çok, çok önemli. Doğru bizim anlamak de hep gayretimiz bu zaten. Biliyorsunuz Sema Hanım, yani bu yayınları yapmamızın nedeni, derneğimizin kuruluşundaki temel nedenlerden biri Atatürk'ü doğru anlamak, gerçekten onun ve gösterdiği hedefe bilimle birlikte ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. Dilerim ki bu karanlık günlerin içinden de çıkmak. İnşallah, inşallah. Belki birkaç şey daha var söylenebilir ama biraz da bu kadar hani şey yapmak istiyorum, dinleyenlere bir yol açtık. Biraz da hani katkıları kendileri eklesinler diğer. Çünkü evet. Bir değil, bin değil, belki yani yüz değil, belki binlerce dokunulacak, konuşulacak şey var. Ama öncelikle onun yaptıklarını kadınımıza, insanımıza, meslek çok sahibi, eğitimli ya da hizmet sektöründeki herkese, çiftçisinden emekçisine, esnafından yani zanaatkarından, fabrika sahiplerine kadar her kim varsa hepsinin aslında bunları fark edip o doğrultuda çalışmaktan vazgeçmeden. Evet. Yine Atatürk'ün sözüyle Türk övün, çalış, güven. Oradaki övün ne? Niçin çalış? Çalışkan bir milletiz aslında. Geçen haftaki söyleşide çok vurgular yapıldı. Ben çok mutlu oldum. Bunların fark ettirilmesi, evet, hatırlatılması gerekiyor. Yani yıllar içerisinde işte bazı şeyler, hani söylemlerle insanımız rehavete sürüklendi ya da tüketici bir toplum olma yolunda adımlar atıldı ve gerçekten şu anda tüketiyoruz. Üretmek ziyade tüketiyoruz. Kendimizi tüketiyoruz sonuç olarak. Yani hepsi bir tarafa özümüzde olan, bizde olan cevheri de yok etmiş oluyoruz. Buna fırsat vermemek adına o yüzden şu anda ben noktayı koymak istiyorum. Merak eden, ilgilenen daha çok o kadar çok kaynak var ki, bir de anı kitapları yakın arkadaşlarının. Evet. Hatta bir tanesi daha sonra Celal Bayar'ın yine şeyin anlatılarıyla yazılmış bir anı kitabı vardı. Onu da ben sanıyorum not aldım bir yerlere. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Evet. Biz de her zaman şunu öneriyoruz. Mesela Anıtkabir'de Atatürk'ün okuduğu kitaplarla ilgili yayınlar var. Onları almalarını öneriyoruz. Anıtkabir'in içinde yolunuz düşerse mutlaka onu da, ve Feyzullah Budak Bey'in bir kitabı var. Atatürk'ü doğru anlamak. Onu çok önemsiyoruz ve çok güzel, çok derin bir araştırma sonucunda yazılmış bir kitap. Sema Hanım, size çok teşekkür ediyorum. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bizim zamanımızda biz daha bir farklı yetiştik. İşte marşlarımız vardı, Atatürk'ün gençliğe hitabesi, bunları ezbere bilirdik. Yani birçok şey şu an bizim çocuklarımızdan alınmış durumda. Onun içindir ki bize daha çok görev düşüyor. Onun için bizim daha çok birbirimize anlatmamız, çocuklarımıza anlatmamız, yani buna çok çok önem vermemiz gerekiyor. Bu bilgileri kaybolmasına izin vermememiz gerekiyor. Atatürk'le ilgili bile, yani her yerden izleri silinmeye çalışırken bizim buna daha çok çalışmamız gerekiyor.
Onun için de ben size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu arada gelen mesajları ben okumak istiyorum. Çok arkadaşınız ne kadar güzel şeyler yazmışlar Sema Hanım sizin için. Muazzez Öz Acar keyifle izliyoruz. İyi yayınlar diyor. Emre Zagrali iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Hasan Cangı keyifle izliyorum, iyi yayınlar diyor. Muazzez Özacar yüreği ve yüzü ve yüreğiyle müstesna kadın diyor size. Sebahattin Bey sağ ol var ol ablacığım selamlar demiş. Zuhal Hanım çok doğru. Ben de gençliğe hitabeyi atamızın vasiyeti olarak düşünüyorum demiş. Pardon, Esin Aksit, Sema Hanım'ı, Esin Aksit, Sema Hanım'ı, pardon burada üzerine bir şey geldi. Keyifle izliyoruz, iyi yayınlar demiş. Ümit Bulut, vefanıza, gönlünüze ve emeğinize sağlık Sema Hanımcığım. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için. Pro Baba Baba, iyi yayınlar Yeliz Karaca, Belçika'dan. Zuhal Hanım burada Zuhal Neşe Şahan eklemiş ileri görüşlülük diyerek. Tuğba Can keyifle izliyorum. Teşekkürler. Zuhal Hanım maalesef çok üzgünüm demiş konuşma esnasında söylenen sözlere dair. Hasan Cangı vizyon sahibi bir dahi. Ne mutlu bize böyle bir lidere sahip olmamız demiş ve devam etmiş. Çok güzel bir sunumdu Sema Hanım. Emeğinize çok teşekkürler. Zuhal Hanım, Zuhal Neşe Şahan, teşekkürler. Çok faydalı bir program oldu. En kısa zamanda tekrar hocamızı dinlemek isteriz. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Emine Özcan, Sema Hanım çok güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Emre Zagralı, yüreğine, aklına, nefesine sağlık ablacığım. Sevgi ve saygılarımla selamlar demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ben çok güzel bir sunum oldu. teşekkür ediyorum. Bir an yayın gitti ama sonra tekrar toparladık sanıyorum. O süre içerisinde veda edemeden Ben kapatmış olmak. konuşuyordum o sırada, o Ben anladım. konuşacağım düşüncesiyle böyle şey ayrılmış olacağım diye bir paniğe kapıldım ama size tekrar dönebilmiş olmak güzel. Ben de hem izleyenlere hem size sizin gibi emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız ve Görüşmek iyi üzere. ki çoğalalım diye diliyorum. İnşallah. Ve İnşallah. ne mutlu Türk'üm diyene diyorum ve iyi Görüşmek üzere. akşamlar Hoşça herkese. kalın. İyi akşamlar. Haftaya çarşamba buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.